Yeşilçam filmlerinin klasikleri arasındadır Şoför Nebahat. Dolmuşçu babasının aniden vefatı üzerine ailesine bakabilmek için onun mesleğine devam eden Nebahat'in maceralı hikayesi. O kadar sevildi ki 3 farklı versiyonu çekildi. Herkes alkışlıyordu. Bravo, 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 bravo. Çok seviyorlardı sizi yani. Seviyorlardı. Fatma Girey'in sıra dışı performansıyla da hafızalara kazınan filmin senaryosunun esin kaynağı ise gerçek hayattan bir kişiydi. Hacer Yalçın. Aksaray Topkapı, Aksaray Topkapı. Böyle bağırıyordunuz orada. Bağırıyordum, evet. Müşteriler geliyorlardı. Sonra paraları topluyordunuz. Paraları topluyordum. Oh. O zaman kuruştu kuruş. Hacer Yalçın Türkiye'nin ilk kadın dolmuş ve taksi şoförüydü. Aksaray'la Topkapı arasında çalışmaktaydı. Onun dolaylı olarak da olsa tüm Türkiye tarafından tanınmasının başlangıcı 1959 yılı oldu. Başın sağ olsun kızım. Allah ecir sabır ihsan eylesin. Hacer teyze 20 yaşında kaybettiği kocası sonrasında başlamış İstanbul sokaklarında direksiyon sallamaya. Nasıl, zevkli miydi şoförlük Hacer teyze? Efendim, zevkli. Çok zevkli. Tabii zorlanıyordum. Tamirini yaptırırken hiç kötü müşteriye rastlamadım. Hep iyilerine rastladım. Yıllar tenhaydı, tenha. Tenha. Şimdi çok kalabalık. 1959 yılının bir sabahı Hacer teyzenin dolmuşuna Atilla İlhan bindi. İlk defa bir kadın dolmuşçuyla karşılaşıyordu. Çok şaşırdı. O an kimseye bir şey söylemedi ama Atilla İlhan o dolmuştan indikten sonra tüm Türkiye'nin severek izlediği bir filmin Şoför Nebahat'in senaryosunu yazdı. Filmi görünce ne yaptınız? Aa, benim hayat hikayem film olmuş dediniz mi? Dedim tabii. Etraftakiler ne dedi? İşte ünlü oldun falan. Tabii, meşhur oldun sen dediler. Hacer teyze şimdi 82 yaşında ve Darülaceze'de yaşamına devam ediyor. O zaman mı daha güzeldi İstanbul, şimdi mi? Şimdi daha güzel tabii. O zaman daha fakirlikli. Saat 19.59, bir 20 saniyeyi de geride bıraktık efendim ve bugünün en önemli gündem başlığı hiç kuşkusuz Almanya'dan gelen tarihi hata kararıydı. 1915 olaylarını tarihi hiçbir metne bakmadan, ki Türkiye bütün arşivlerini bugüne kadar açtı, Ermenistan'dan aynısını teklif etti ama Ermeni tarafı buna yanaşmadı. Lobileriyle birlikte ülkelerin meclislerindeki çalışmaları devam ettiriyorlar. Onlara uyan son meclis Almanya oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Almanya'da 1915 olaylarına soykırım diye adlandırma getirdikten sonra ilk açıklamasını 3 günlük turunda Kenya ayağında, bakın hangi sözlerle yanıtladı, izleme vakti efendim. Alman parlamentosunun almış olduğu bu karar aslında Almanya-Türkiye ilişkilerini ciddi manada etkileyecek olan bir karardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olayları için soykırım diyen Alman parlamentosunun skandal kararına sert tepki gösterdi. Bir çekimser, bir de hayır oyuna karşılık tüm Alman parlamenterlerin kararıyla geçen yasa sonrası Türkiye'de ilk adımı attı. Ortak kanaatimiz, ilk adımımız bir defa Büyükelçiyi istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağırmak. Cumhurbaşkanı bu açıklamaları Afrika turunun ikinci durağı olan Kenya'da yaptı. Döndükten sonra oturacağız, bunların değerlendirmesini yapacağız ve nasıl bir adım atarız bunları konuşacağız ve ondan sonra da bizim asıl atmamız gereken adımları atacağız. Cumhurbaşkanının Kenya gezisine ise son dönemde Türkiye ile Afrika kıtası arasında gelişen ilişkiler damga vurdu. Erdoğan, Afrika seyahatinin ikinci ayağı olan Kenya'da Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanları ve bakanlar arasında yapılan ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan konuşmasında terör konusunda Türkiye'nin Kenya'ya her türlü desteği verebileceğini söyledi. 35 yıldır bizler terör örgütüyle bir mücadelenin içerisindeyiz. Terör örgütünün saldırıları neticesinde
40 bin vatandaşımızı yaklaşık kaybetmiş vaziyetteyiz. Terörün acısını bilen bir ülke olarak her zaman Kenya'nın yanında olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin Afrika gezisindeki son durağı Somali olacak. Tabii ki tepkiler bununla sınırlı değildi. Mecliste de bu konuyla ilgili 3 parti bir araya geldiler, bildiri imzaladılar. Meclis bildirisinin olabilmesi için bütün partilerin imza koyması gerekiyordu. Bugüne kadar olduğu gibi HDP şaşırtmadı. Bu bildiriye de imza atmadı ki zaman zaman kendileri de zaten Almanlarla Türkiye dışındaki birçok milletle o 1915 olaylarıyla ilgili aynı düşünebiliyorlar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri de Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi. Türkiye'yi onlara şikayet etti. Hatta bugün Almanya'nın yaptığı o tarihi hatayla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı'nı sorumlu tuttu. Neler olduğuna bakıyor olacağız. MHP'de kurultay artık tam anlamıyla bir düğüm, bir Arap saçı yine çözülemedi. Açıklamalar var ki o açıklamalarda da sert ifadeler bakacağız, sizlerle paylaşacağız. Mardin'in Nusaybin ilçesinde bombalı saldırıda şehit düşen uzman çavuşumuz Mehmet Akpınar, memleketi Elazığ'da toprağa verildi. Bitlis'teki saldırıda şehit düşen korucu Tuncay Aktaş da köyünde defnedildi. İlerleyen dakikalarda da o notları da aktarıyor olacağız. Suriye'de PYD'nin etrafında toplanan Kürt grupların Münbiç kasabasına yönelik saldırısı devam ediyor. Oradan aktarmamız gereken hem yaşananlar hem tahminler, projeksiyon var. Bakıyor olacağız. Fransa'daki grev olaylar...